Evet, bir açık açık programla birlikte tekrar beraberiz. İyi akşamlar değerli izleyiciler. AST Medya Dergisi olarak hazırlayıp gazeteci arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirdiğimiz açık açık programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Murat Pehlivan. AST Medya YouTube kanalımızda sektöre dair farklı konu ve konuklarımızı, sektörün önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Açık açık programında bu haftaki konumuz dijitalleşen dünyanın olmazsa olmazı veri merkezleri. Konuğumuz Türkiye'nin bu konudaki yetkin firmalarından biri Açık Holding iştiraki Serban AŞ Genel Müdürü Mehmet İlker Akdeniz Bey. İlker Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sektörümüzün kıymetli isimleri BT Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Ali Yavuz Şahin iki hafta yaklaşık aramızda değildi. O da malum salgın sürecinde mücadele etti, aramıza döndü, bir COVID atlattı. Yavuz geçmiş olsun, hoş geldin. Çok teşekkür ederim Murat abi, hoş bulduk. Ve teknoloji platformu kurucularından değerli dostumuz Aykut Seyrek. Aykut Hocam hoş geldin. Hoş buldum, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam İzmir'den gazeteci arkadaşımız Işıl Hanım, o da biraz rahatsızlığından dolayı aramızda olamadı ama selamları var. Ve yanımda Musa Bey var, bizim Bilişim Medyası Muhabirleri Derneği Başkanı ve Dijital Gündem ve Maramiro yayın yönetmeni, aynı zamanda Para Dergisi yazarlarından. Musa hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bugün stüdyoda yanımdansınız. Evet. Yani ya işte ben genelde biliyorsunuz ekrana çıkmayı çok seven bir adam değilim ama siz çağırınca ama geliyoruz. Evet, biz çağırınca sağ olsun Musa bizi kırmıyor. Şimdi bu akşam veri merkezi dedik. Veri merkezi malum internetin hızlı gelişmesiyle beraber günlük hayatımızda çok sert mi desek yoksa sağlam yerini almasıyla beraber sistem odalarından veri merkezlerine evrildik. Yani burada ben terimleri kullanacağım ama data center, İngilizcesi data center, biz Türkçeleştirmeyi seviyoruz. Veri merkezi, bilgisayar sistemleriyle telekomünikasyon ve veri ambarı sistemleri gibi ek sistemleri barındıran bir tesistir. İlker Bey, tabii biz bunları terimleri söylüyoruz ama siz eksiklik falan olursa lütfen düzeltin. Estağfurullah. Sunucu odası veya sistem odası olarak da adlandırılan bu tesisler işletmelere ait sunucu ve veri ambarlarının bulunduğu alanlar olarak tanımlanıyor. Veri merkezleri genel olarak iki kategoriye ayrılıyormuş. Özel veri merkezleri ve internet veri merkezleri. Özel veri merkezleri sadece bir kuruluş tarafından kendi hizmetinde kullanılıyor. İnternet veri merkezleri ise üçüncü şahıslara hizmet veriyor. Yani sanıyorum bu da interneti kullanan, internet servisi sağlayan firmalarla ilgili, kurumlarla ilgili. Peki, izninizle bu akşam gündemimiz ne? Ben kısaca gündem başlıklarımızı sizinle paylaşayım. Bu arada konuğumuza soru sormak istemeniz halinde StageTour koduyla sağ üst köşede bulunan StageTour'dan sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz. Oradan biz konuğumuza sorularınızı iletiriz. Bugünkü Türkiye'de veri merkezleri, bugünkü ana temamız bu. Gündemimiz ise veri merkezlerinin network altyapıları, veri merkezlerinin enerji altyapıları, veri merkezlerinde iklimlendirme, veri merkezlerinde fiziksel güvenlik, siber güvenlik. Mesela bu işlerde en çok herhalde dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi yangın. Doğal afet durumlarında veri merkezlerinin durumu. Veri merkezlerinin uptime, veri merkezlerinde kullanılan sunucular, veri merkezleri yedekleme, 7/24 çalışma esası, yer seçimi, altyapı yönetimi, internet altyapısı, maliyet ve yerlilik, beyaz alan, veri merkezi standartları gibi biraz başlıklarımız fazla olabilir ama sanıyorum bunların hepsine cevap buluruz değil mi İlker Bey? Tabii, inşallah. O zaman veri merkezi network altyapılardan başlayalım Yavuz. Aykut ne dersin? Bence İlker Bey şöyle bir kısa bir giriş yapsın, bir anlatsın bence yapıyı. Ondan sonra veri merkezi nedir biz bir anlayalım değil mi? Anlayalım, anlamadan sormak olmaz. Veri merkezlerini bir sindirelim. Ondan sonra Yavuz'la başlayalım soruya.
Çünkü Yavuz iki haftadan beri yoktu aramızda. Özlemiştir. Özlemiştir evet. Evet evet çok soru biriktirdim. Evet. İlker Bey o zaman bu veri merkezi nedir ne değildir? Niye günlük hayatımıza girdi? Niye bu kadar veri merkezlerini konuşuyoruz? Türkiye'de veri merkezleri yeterli mi değil mi? Gibi birçok konumuz var ama siz bize önce bir girizgah yapın arzu ederseniz. Oradan başlayalım. Buyurun. Şimdi tabii veri merkezleri günümüzün dijital dünyasında gerçekten veri depolama alanlarına yönelik ihtiyacı anlatıyor. Fakat tabii bu ihtiyacı tanımlarken dünyanın başına gelen bu felaketler, işte hepimizin çok fazla internet üzerindeki aplikasyonları kullanmamız, insanların 1,5 yıldır evden çıkmamasından dolayı inanılmaz şekilde e-ticaretin, internet bankacılığının, sosyal medyanın ve bu tip mobil uygulamaların patladığı bir dönemde herkesin çok fazla beklenenin çok çok üzerinde veri yaratılıyor ve bu verinin de bir şekilde depolanması gerekiyor, takip edilmesi gerekiyor, kesintisiz olarak hizmete devam etmesi gerekiyor. Çok basit olarak baktığınız zaman bile işte birkaç senedir herkesin dilinde olan işte 5G uygulaması ne zaman gelecek ya da önümüzdeki yıllarda daha fazla ve sıkça duyacağımız IoT uygulamaları, yani nesnelerin kendi aralarındaki haberleşmeleri, nesnelerin interneti, bunun yanında bir takım insansız araç uygulamaları, filo takip sistemleri, özel yönetim sistemleri, akıllı binalar gibi bir sürü trend ve ihtiyaç bu veri depolama alanlarına olan ihtiyacı arttırıyor. Bunun yanında hem ülkemizde hem de dünyada son zamanlarda gündeme gelen kişisel verilerin korunmasıyla alakalı ve özellikle ülke sınırları içerisinde depolanmasına yönelik çıkan politik regülasyonlarda verinin saklanmasıyla ilgili olan ihtiyacı sürekli arttırıyor. Tabii baktığınız zaman veri depolama ihtiyaçları çok kolay, hemen bugün yapalım, bir bilgisayar alalım koyalım falan denebilecek kadar basit bir şey değil. Bir taraftan da yeni yatırımlar ya mevcut bir kapasiteniz oluyor, siz onu ihtiyacı göre büyütmeniz gerekiyor, bir ihtiyaç çıkıyor buradan, ya da hiç bugüne kadar böyle bir yatırım yapmamış oluyorsunuz ama diyorsunuz ki ya biz bugüne kadar kiralama yöntemiyle gittik, belli firmaların veri merkezlerinde kiralama yöntemiyle bu işi yaptık ama baktık ki işte belli bir yıldan sonra bu çok feasible olmuyor ve ciddi bir harcama tutarı oluşturuyor. Dolayısıyla da işte kendi veri merkezimizi kuralım gibi bir takım yaklaşımlara gidiliyor. Çok çok numerik şeylere girmeden çok basitçe söylemek gerekirse 2018 yılında dünyadaki global veri 33 zettabyte'ken 2025 yılında bunun 177 zettabyte'a çıkması bekleniyor. Bu zettabyte, hani hepimiz byte'ı bitti şunu bunu biliyoruz ama zettabyte biraz daha ütopik bir kavram gibi gelebilir. Bir zettabyte 1024 üzeri 7 byte'a denk geliyor. Dolayısıyla çok ciddi, hani sadece zettabyte'ını atalım ama 33'ken 175 olması bile neredeyse 5-6 misli bir depolama ihtiyacı olacağını gösteriyor veri merkezleriyle ilgili dünyada. Tabii bunun yanında veri merkez dediğimiz zaman sadece olayı bir veriyi saklama anlamının haricinde de başka değerleri ve kıymetleri olan bir iş, veri merkezi işi kendi özelinde. Kullandığı elektrik, kullandığı enerji, bunların 2050 yılına kadar çok ciddi şekilde tamamının yenilenebilir enerji türleriyle sağlanması öngörülen bir yapısı var.
Yani mevcut elektrik hatlarından elektrik çekip işte soğutmayı yapıp elektrik ihtiyacımızı karşılayıp bir şeyler yapmayı bugün düşünüyoruz. Ama dünya genelinde baktığımız zaman çok ciddi şekilde yapılan planlamalar 2050 yılına kadar tüm küresel elektrik talebinin bu konuyla alakalı olarak güneşi %69, hidroelektriği %8, rüzgarı %18 falan gibi bir takım değerlerle tamamını yenilenebilir olarak karşılamak gibi bir eğilim var. Şimdi veri merkezleriyle ilgili esasında konuştuğumuz şey çok hayati bir konu. Ve bunu sadece işte ya bu bir yatırımdır, işte dönüşü de 5 ila 7 senedir kiralanabilir, yerinizin ne kadar çabuk sürede kiralanmasıyla ilintili olarak esasında baktığınız zaman şu anda gayrimenkulden daha fazla gelir getirebilecek bir metadan bahsediyoruz data center özelinde. Yatırım ayağında da böyle bir şeyi var, hoşluğu var geri merkezlerinin. Tabii ya market büyüklükleri nedir, nerelere gidiyor diye baktığımız zaman çok ciddi şekilde küresel veri merkezi yılda %18 mertebesinde büyüdüğü dünyadaki hesaplamalarda şu anda öngörülüyor. Türkiye'deki veri merkezi marketinin büyümesi ise %27'lerde. Türkiye'de mi? Efendim? Türkiye'de mi? Türkiye'deki, evet. Yani ihtiyaç, ha bu tabii şundan da kaynaklanıyor olabilir. Bir yerde 100 birim veri merkezi varsa o 118'e çıkarken bizdeki 13'e çıkıyordur. Dolayısıyla da artış olarak baktığınız zaman böyle bir oran söz konusu. İlker Bey, bu metrekare artışları değil mi? Şey değil, adet artışı değil, metrekare bazındaki artışı yok. Evet, evet. Yani bunu tabii şöyle birkaç tane şeyle alabilirsiniz. Bir tanesi diyebilirsiniz ki beyaz alan metrekaresindeki artış diyebilirsiniz. Hı-hı. Ya da daha göreceli bir kavramla ya kapalı alan metrekaresindeki artış diyebilirsiniz. Yani birkaç kriteri var bunun tabii biliyorsunuz. Artı sertifikasyonları ile ilgili kriterler var ki daha sonra onu bunlara geleceğiz. Uptime'la ilgili konuda onun üzerinden de geçeriz herkesin anlayabileceği şekilde. Evet. Ama baktığınız zaman dünyadaki 2024'te bu büyümeler öngörüldüğü hesaplamalar yapıldığında dünyadaki veri merkezleriyle ilgili marketin $270 milyar tutara ulaşacağı öngörülüyor. Dolayısıyla da gerçekten çok büyük bir market. Tabii bunun içerisinde bir sürü şey var. Baktığınız zaman siber güvenlikten tutun da soğutmaya, altyapının yönetimine, içerisindeki standartlara, sürdürülebilirliğe, son zamanlarda özellikle artificial intelligence, yapay zeka uygulamalarına kadar birçok şeyi bünyesinde barındıran bir yapı veri merkezleri. Bugün biz aşağı yukarı işte son Avrupa veri merkezini tamamladık. Turkcell'e geçtiğimiz yıl başlamıştık. Burada mesela 50'ye yakın alt birim birleşti ve bir veri merkezi oluşturdu. Yani bu işin esasına baktığınız zaman gerçekten şeyi çok fazla. Ben inşaat mühendisiyim. Baktığınız zaman bana 43 bin metrekare kapalı alan dediğiniz zaman yani çok sıradan bir iş gibi gelebilir. Ama 43 bin metrekarelik bir veri merkezi yapma işi çok rahat söyleyebilirim ki 10 bin konut yapmaktan çok daha zor. Bizim en son yaptığımız Çerkezköy'deki Avrupa veri merkezimizde 6800 metrekare beyaz alanımız var. Dolayısıyla bunlar oldukça ciddi büyüklükler. Ama dediğim gibi ihtiyaçlar sürekli artıyor. Burada kurumların ya da firmaların mevcut yapıları artı tabii ekonomik durum da malumunuz. Mevcut yapılarını ne kadar bir yerde yer kiralamaya mı paraları yetiyor yoksa
işte daha büyük bir kurumsa kendi bünyesinde mi yapması gerektiği hep tamamen bütçeleriyle alakalı bir durum oluyor. Biraz esasında... Biraz ihtiyaca göre galiba. Nasıl? Biraz tabii ihtiyaca şöyle, göre galiba. Tabii. Veri merkezleri esasında Murat Bey çok nasıl diyeyim size tamamen terzi işi esasında baktığınız zaman. Çünkü yani insanın hani derler ya pazara gittiğiniz zaman cebinizdeki, kafanızdaki ve kalbinizdeki uyduğu zaman iyi bir alışveriş yaparsınız. Ama işte biz veri merkezi özelinde bu işler tabii uzun süreli bir planlama gerektiriyor. Bunun sebebi de bir yatırımı yaptığınız zaman modül halinde bırakabiliyorsunuz ve devamında ihtiyaç doğdukça modülleri yaparak devam edebiliyorsunuz. Ama bunun haricinde de veri merkezi gibi yapılar, bunu mesela çok basitçe yer seçimiyle ilgili konuştuğumuzda konuşabiliriz. Hiç aklınıza gelmeyecek şekilde bir olayla da karşılaşabilirsiniz. Çok yakından geçen bir tren yolu hattı çok alakasız bir şekilde kimyasal malzeme taşımaya elverişli hale getirilebilir. Sizin yapmış olduğunuz veri merkezi buradaki bir patlama vesaireden etkilenebilecek bir duruma gelmiş olur. Bunları dahi öngörmeniz gereken, yani hakikaten o zaman birçok bilinmezi parametreleri çok fazla ama bilinmezi bile bir şekilde bilmeniz gereken yapılar veri merkezleri. Türkiye'de veri merkezleri esasında baktığınız zaman biz grup olarak bu konuya çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çok ciddi yani kendi açık holding bünyemizde bütün veri merkeziyle ilgili alt bileşenleri oluşturmaya çalışıyoruz ki tek çatı altında bütün çözümleri müşterilerimize sunmak için çaba sarf ediyoruz. O zaman şöyle başlayayım izninizle Yavuz Bey'e geçmeden önce İlker Bey. Sadece rakamı sorayım, oradan Yavuz sorusunu yönetecektir. Sizin yaptığınız veri merkezlerinde veyahut da Türkiye'deki veri merkezi yapımlarında yerlilik oranı yüzde kaça kadar gelebiliyorsunuz? Yerlilik oranından kastınız, yani bu da birazcık göreceli bir kavram Murat Bey. Yerli kavramı... Ondan sonra Yavuz'un sorusunu alayım, ikisini beraber cevaplayalım. Tamam, hay buyurun. Yavuz... Ben yerlinin sağ ol Murat abi söz verdiğin için. Yerliliğin, tabii ki yerlilikle ilgili birçok şey sorulabilir ama ben bir de regülasyonlarla ilgili soru sormak istiyordum size. Türkiye'deki regülasyon, yurt dışında çalışmanız var mı bilmiyorum, kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Bu konuda. Türkiye'deki regülasyonlar konusunda ne durumdayız yurt dışına baz aldığımız zaman? Yurt dışında mı bir veri merkezini yapmak daha kolay, izinlerini yapmak, yoksa Türkiye'de mi bir veri merkezini yapmak daha kolay? Yani şöyle söyleyeyim, regülasyon anlamında yani açıkçası bana sorarsanız Almanya'daki regülasyonlar nedir çok bilgi sahibi değilim. Genelde biz Amerika'daki bir takım şeyleri takip ediyoruz. Ama orada da regülasyon anlamında tabii Amerika dediğiniz yer çok parçalı yönetilen bir coğrafya. Ve orada da çok anlık olarak değişen regülasyonlar var. Eğer regülasyondan kastınız işte belli büyüklük olacak, işte şu kadarı yeşil olacak, şu olacak, bu olacak falansa eyaletten eyalete çok ciddi değişiyor. Ve daha da komiği vergi dilimleri de değiştiği için ve evet, enerji harcamaları değiştiği için çok farklılık gösteriyor. Türkiye'de eğer regülasyon anlamında bakarsak tabii ki bunun en öncü şeylerinden bir tanesi Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasıyla başladı bazı ihtiyaçlar biliyorsunuz. Haklı da bir yaklaşım çünkü şu anda yani son 30 yıldır dünyamızdaki en önemli şey biliyorsunuz petrol kadar önemli şey veri. Yani ne kadar çok veriye sahip olursanız bu verileri işleyip o kadar çok güce sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla da tabii ki ülkemizdeki verinin ülkemizde kalması hani regülasyon anlamında baktığın zaman en uygun şey. Ama tabii böyle bir yatırım esasında regülasyon ya da standart mı desem onu bilemedim tam o anlamda ama
bir ortak dilimiz var biliyorsunuz. O da Uptime'ın enstitünün işte çıkarttığı regülasyonlar, onlara uygun tier sertifikaları, şunlar bunlar. Dolayısıyla esasında veri merkezinin ortak dili birazcık Uptime üzerinden gidiyor ve bu sertifikasyon tier 1, 2, 3, 4'lerle gidiyor. Bizim ülkemizde esasında veriyle ilgili konularda tabii bu KVKK'lar, şunlar bunlar çok son zamanlarda her ne kadar hala hazırda anlaşılmadıysa da birçok kısmı ve çok fazla açıklık varsa olduğu gözükse de tabii bunları direkt bir yerlerden alıp uygulamak çok kolay olmuyor biliyorsunuz. Yani şimdi bir plazanın girişinde bir plazaya girerken sizden kimlik istemeleri bile esasında KVKK'nın falanca maddesine aykırı olabiliyor. Ya da sizi o sırada kameraya almaları güvenlik açısından siz bununla ilgili bir şikayette bulunsanız bu da bir takım şeylere aykırı olabiliyor yine kanunun maddelerini. Bunları çok esasında yönetilebilir şekle sokmak ve basitleştirmek en doğrusu olacaktır. Tahminim şu ana kadar çok büyük cezalar ülkemizde daha uygulanmadı. Kanuni olarak olsa da KVKK anlamında söylüyorum. Ama günün birinde kanunu gerçek anlamda hani tabiri caizse çalıştırıp bir takım cezalar, şunlar bunlar kesilmeye başladığı zaman esasında bu işlerin ne kadar önemli olduğunu o zaman anlayacağız. Yani kanunda vadeler var ama hani ceza anlamında uygulamalar şu anda daha göreceli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple hani kanuni olarak bu işe yaklaştığımız zaman siz şu kadarlık bir data center yapabilirsiniz ya da yapamazsınız gibi bir şey şu anda yok. Siz sadece şunu yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bir arsam var, arsa seçimi yaptım, şudur budur bütün o fazları geçtim. Ben geldim böyle bir şey yapacağım dediğiniz zaman size Uptime diyor ki bir dakika diyor. Sen ne yapmak istiyorsun? İşte Tier 3 yapmak istiyorum ben. Çünkü senin bir standardın olmazsa müşterine satamazsın oradaki raklarını, kabinlerini. Dolayısıyla da diyor ki tamam bir dakika sen eğer Tier 3 istiyorsan bunun bazı şartları var diyor. Ne bileyim 3 tane şeyi var bunların, fazları var. Bir tanesi design fazı. Diyor ki design'da, tasarımda geleceksin. Ben sana Tier 3 ile ilgili yapabilmiş misin, bu dizaynı yapamamış mısın onayını vereceğim diyor. Daha sonra tesisle ilgili facility diyorlar. İşte facility ile ilgili siz sertifikayı almak için işte bir takım işler yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki buyurun onaylanan tasarım sertifikasına göre biz bir imalat yaptık. Uptime yetkilileri geliyor sahaya, keşif yapıyor. Olası işte aksi durumları senaryo olarak gerçekleştiriyor. Ondan sonra tesisin o aksi senaryolara göre işte elektrik kesildi, ne oldu, jeneratörün biri bozuldu, ne oldu falan gibi şeylerde tesisi test ediyorlar ve size diyor ki tamam bravo, tesisiniz bütün bu aksi şeylerden geçti. Siz tesis sertifikasını alıyorsunuz. Daha sonra da gene Uptime tarafından size işletme sertifikası veriyor. Yani üç fazla bu iş oluyor. Biri design sertifikası, öbürü tesis sertifikası, diğeri de işletme sertifikası. Uptime işte bu esasında bütün dünyadaki nasıl diyeyim ortak bir dil. Yani hepimizin kullandığı ortak bir dil. Biz anlıyoruz bu literatürde, yani şimdi 45 bin metrekare yerim var dediğim zaman size çok fazla bir şey ifade etmiyor olabilir. Ya da ondan bir tık daha yukarı gidip 6800 metrekare beyaz alanım var dedim. O ne kadar çokmuş dersiniz. Oradan bir sonraki soru, ne kadar kurulu alanınız var? İşte kurulu gücünüz ne kadar vesaire gibi bu devam ediyor. Ama bizdeki standart ya da şey olarak baktığımız zaman, Uptime tarafından baktığımız zaman hani konusu geldi şimdi diye Uptime'dan girmiş gibi olduk ama konuya. O zaman Uptime'ı bir güncelleyelim. Uptime dediğimiz şey esasında farklı konularda faaliyet gösteren ve kesintisiz imalat yapma zorunluluğuna sahip 23 firmanın bir araya gelerek oluşturduğu bir kurum esasında. Hani baktığınız zaman bu kurum altyapıdan tutun asıl tesisin çalışmasındaki elektrik, mekanik bileşenlerini, yedekleme seviyelerini, tesisin kesintisiz
hizmet verebilmesi standartlarını oluşturan bir yapı baktığımız zaman. Bunun da standartın adı TIER diye geçiyor. TIER standartları olarak geçiyor. Hani çok detaya girmeden basitçe söylemem gerekirse daha çok kullanılan ülkemizdeki standart TIER 3 sertifikası mesela. TIER 3 ne demek çok basitçe? Kesintisiz olarak bakım yapabilme anlamında yıllık olarak sadece 1,5 saatlik kesintiye müsaade eden sistem. Yani sizin bütün yıl boyunca çalışmanızı sadece 1,5 saatlik kesintiye izin veriyor. Buna ne demek? İşinizin sürekliliğine baktığınız zaman %99.982 sürekliliğiniz olması gerekiyor. Bu TIER 3. Bunun haricinde TIER 4 nedir diye baktığınız zaman da çok basit olarak anlatırsam bu da 1,5 saat olan şey burada 26 dakikaya geliyor. 26 dakikalık bir kesintiye uğramanız halinde daha az kesintiye uğramanız halinde TIER 4 sertifikasına haiz olabiliyorsunuz. Buna baktığınız zaman da bu da %99,995 yapıyor. Ha diyeceksiniz ki ya bu kadar küçük rakamlar, bu kadar masraflar şunlara bunlara değer mi? Maalesef değiyor çünkü çok basit olarak size söyleyeyim. Google'daki bir saniye ile 4 saniye arasındaki bekleme, yani girdiniz bir şey arıyorsunuz Google'da, bastınız, beklediniz, 2 saniye geçti. 3 saniye Allah Allah dediniz. Ekrandaki müşterinin ekranı terk etme oranı %85. Yani orayı geçiyor o sayfayı. Yazdınız bir isim, tıklattınız. Bu süreklilikle alakalı ve hızla ilgili bir konu. Dolayısıyla veri merkezinin bu standartlarına baktığınız zaman buradaki çok küçük gibi gözüken oran bile esasında çok çok önemli bir şey. Bir taraftan da veri merkezinin müşterisini düşündüğünüz zaman spesifik bir müşteri yok. Genelde bakanlıklar da olabilir, sağlık teşkilatları da olabilir, bankacılık sektörü de olabilir ki çokça var. Bunlardaki ya da güvenlik olabilir ki en önemlisi bu. Güvenlik teşkilatımızın aldığı hizmetlerin ki kendi bünyelerinde genelde yapıyorlar ama süreklilik arz etmesi gerekiyor ve kesilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla da bu veri merkezlerinin kesintisiz çalışmasına esasında bir örnektir bu da. Ve yani veri merkezi işi sandığımız gibi değil. Vallahi nasıl sandığınızı bilmiyorum. Siz bana nasıl sandığınızı söyleyin. Vallahi oradan biz internete girdiğimizde hızlıca veriye erişmek istiyoruz. Esasında onu herkes istiyor da buradaki önemli olan şey şu. Yüklememiz lazım, almamız lazım. Bilgi erişmemiz lazım. Bizim için veri merkezi böyle hızlı olması lazım. Doğru. Buradan doğru. Ben bir şey söyleyeyim. İlker Bey, benim Ankara'da oturduğum site büyük ihtimalle TIER 3,5'tan 4 olur. Çünkü 6 saniye gecikmeyle jeneratörler devreye giriyor ve tüm siteyi ayağa kaldırıyor. Buradan izninizle İlker Bey, şimdi Musa Bey, yanlış hatırlamıyorsam 2010'da bir yazım vardı veri merkezleriyle ilgili. Daha Türkiye'de veri merkezleri regülasyonları niye olmadı, niye böyle oldu falan. Aykut, sen biraz o iftardan sonra dinlen diye Musa'ya döndüm. tabii, sıkıntı yok. 2010'da bir yazısı vardı. O zaman bu veri merkezi işine biraz kafayı takmıştı Musa. Evet. Oradan söyleyeyim hemen. Sene 2010 sanıyorum Temmuz'du. Yazıyı hatırlamamın sebebi de şeydir, tepki almıştım yazıya, bayağı bir tepki almıştım. O dönemde Para Dergisi'nin yanı sıra Star Kıbrıs Gazetesi'ne, Kıbrıs'ta da yazıyordum. Kıbrıs'taki gazeteye de yazıyordum. 2010 yılı Temmuz'unda bir yazı yazdım. Yazının içeriği kabaca şöyle, diyorum ki, ya biz diyorum uğraşıyoruz, Kıbrıs tanısın, Kuzey Kıbrıs'ın millet dünya tanısın diye uğraşıyoruz. Hiç gerek yok bu kadar uğraşmaya. ana kıtayla ya yani Türkiye ile internet bağlantısını en iyi hale getirelim. Sonra buraya data center'lar kuralım. Sonra da bu data center'ların hepsini internet hosting'e açalım. Ama ne kadar yetişkin, kumar, şey siteler varsa hepsine
yüksek ücretlerle orada hosting imkanı sağlayalım. Bunu yaparken de şöyle bir şart getirelim. O dönemde hatırlarsanız Nokta TV, Tuvalu'nun uzantısıydı ve 40 milyon dolara ülke satmıştı onu. Parasını da tüm vatandaşlarına dağıtmıştı. Yine o dönemde bir böyle bir ülke uzantısı satılıktı. Nokta NC, New Caledonia. Avustralya'nın kuzeydoğusunda bir ada ülkesi. Dedim ki bu Nokta NC'yi de alalım. North Cybers diye. Ve oradaki data center'larda hosting yapmak isteyen firmalara NC uzantı zorunluluğu getirelim. Şimdi neden böyle bir şey söyledim? Buradaki amacım şuydu. Dedim ki şimdi dolayısıyla biz burada ne kadar dedim regülasyonu olmamış, oturmamış siteleri host edersek o kadar çok dünyanın diğer ülkeleriyle başımız derde girer. Dolayısıyla da örneğin bir kumar sitesiyle ilgili Belçika'da bir olay oldu. Belçika hükümeti kimle irtibat kuracak? Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileriyle muhatap olmak zorunda. Ve bu şekilde dedim dolaylı yoldan en fazla 3 yıl içerisinde Kıbrıs'ı tanınır hale getiririz. Ondan sonra da yapılan regülasyonlarla yavaş yavaş bu siteleri göndeririz. Peki, şimdi veri merkezi bazında bunu söylüyorsanız Musa Bey biraz pahalı bir şey olur. Çünkü Kıbrıs'ın iklimi ve Kıbrıs'ta su olmadığını göz önüne alırsanız veri merkezlerinin işletmesi ciddi pahalı olacaktır. Evet. Üstelik Kıbrıs'ta elektrik problemi de zaman zaman oluyor biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Yani bunların hepsi veri merkezi yapma noktasında bir bileşen oluyor. Ben işte dedim ya ne kadar böyle yetişkin veya kumar sitesi varsa da host edelim. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bu ciddi tepki çekti. Siz bizi niye kötü tanıtıyorsunuz falan. Ya kötü tanıtma değil. Bu sadece bir strateji. Aslında ya birçok yere biz gerek Türkiye olarak gerekse Kuzey Kıbrıs birçok yere birçok paralar harcanıyor. Yani bu ülke politikası haline getirilirse yapılmayacak bir şey değil. Gerçekten de 5 yıl içerisinde Kıbrıs bambaşka bir şeye gelirdi. İnternet üzerinden dünyadaki konjüktürünü güçlendirirdi. Söylemeye çalıştığım oydu. Murat da ona atıf yapıyor. Ta 2010 yılında yazdım. Hatta o zaman da diyorum ki yazıda 2000 yılında biz bu işlere başlasaydık şimdiye Kıbrıs tanınmış olurdu diyorum 2010'da. Sorun alalım Musa'cığım. Ben daha ziyade bu veri merkezlerinde siber güvenlik konusu beni ilgilendiriyor. Şimdi bu veri merkezlerinde internet siteleri de host ediliyor, başka şeyler de bulunuyor, şirketlerin bilgileri de bulunuyor, bir sürü şey var. Bu siber güvenlikte farklı hizmetlere, farklı siber güvenlik hizmetleri sunmak anlamına mı geliyor? Nasıl yapıyorsunuz bu işi? Bu arada ben sizi göremiyorum, siz beni görebiliyor musunuz? Biz sizi görüyoruz. Görüyoruz. Peki, okey. Ben o zaman sizi görmeden devam ediyorum. Şimdi tabii veri merkezi dediğimiz yapıların hem siber güvenlik adında hem personel fiziki güvenlik anlamında birçok standardı ve kullandığı tool'lar olması gerekiyor. Siber güvenlik olarak tabii ki veri merkezinin yapısında değişiklik göstermek kaydıyla bir takım yazılımlarla çok rahat bir şekilde veri merkezinin içindeki bilgilerimizi koruyabiliyoruz. Ama bundan en az bunun kadar ya da bundan daha fazla önemli konulardan bir tanesi gerçekten fiziki güvenliğin sağlanması. Mesela şimdi regülasyon deyince aklıma regülasyon geldi mesela bununla ilgili bir tane. BTK ve BDDK'nın belirlediği bazı güvenlik kameralarının kayıt süreleri vardı hatırlarsanız. Bunlar BTK için 180 gün, BDDK için de 360 gün boyunca kayıtların saklanmasını şart koşuyor. Beyaz alanlar için özellikle. Mesela bu bizdeki bir uygulama. Yeni de işte 90'dan 180'e, 180 güne getirildi. Bunlar tabii güvenlik ve her şeyin kayda alınması için bir takım gereklilikler. Öbür taraftan da dediğim gibi veri merkezinin içindeki müşterilerin kim olduğunu önceden her zaman bilemeyebiliyorsunuz. O sebeple de standardınızı oldukça yüksek tutmanız gerekiyor ki hani
örnek vermem gerekiyorsa ne bileyim yani A firması da gelecek ya da dünyanın en tepesindeki B firması da gelecekse siz B firmasına göre dizayn etmeniz gerekiyor güvenliği ki satış yapabilin. Bizde bu regülasyondan bahsetmişken mesela çok basit bir örnek vereyim. Bizim en son yaptığımız yerde 600 tane kamera var. Ve bu 600 kamera çok ciddi şekilde hiç kör nokta bırakmayacak şekilde güvenliği sağlıyor. CCTV kamera sistemin haricinde güvenlik anlamında yangın algılama, kartlı geçiş, lazer dedektörleri, çit algılama, acil anons gibi bir takım sistemler var ve bütün bu sistemler bir bütün halinde çalışıyor. Yani nasıl ki veri merkezindeki beyaz alanımızda yarım derece, bir derece ısı farklılığı olduğu zaman belli video volumuza uyarılar geliyorsa, bunun gibi çok basit bir şekilde çitin üzerinden biri atlamaya çalıştığı zaman da aynı şekilde uyarılar gelip çitin o noktası aydınlatılıyor ve o noktada o bölgeye ait anons yapılıyor. Yaptığınız şey kanunsuzdur, buraya girmeniz doğru değildir, girmeyin diyor. Niye? Çünkü bu IP tabanlı hoparlörler binaya girişin yasak olduğunu o kişiye uyarıyor. Bizdeki bütün yapılan sistemler esasında öncelikle çalışanın ve bu görevlilerin korumak anlamında ilk önce karşı tarafa uyarı vermekle başlıyor mesela fiziki güvenliğimiz. Diğer taraftan gerçekten birçok, yani şimdi şirket bazında baktığınız zaman satın alabileceğiniz siber güvenlik tool'larına bakın, araçlarına. Bunları bir şirket olarak satın almanız çok olası bir şey değil. Eğer öyle bir büyüklüğünüz yoksa maliyetleri çok yüksek oluyor. Bu tip yapılarda kendi içindeki güvenlik yapıları son derece gelişmiş olduğundan buradan alacağınız hizmette bir şekilde kâra geçiyorsunuz. Çünkü gerçekten aldığınız hizmetin güvenlik anlamında söylüyorum kalitesi çok çok yüksek. Bu sebeple veri merkezlerinin esasında ülkemizde son 5-6 senedir anlaşılan ya da önemi ufak ufak anlaşılan, ki ben hala daha tam anlaşıldığını düşünmüyorum, siber güvenlik konularıyla alakalı firmalara bir şey sağlıyor. Bir profesyonel hizmet de sağladığını düşünüyorum. Çünkü siz tabii bu işlerin daha içindesiniz. Profesyonel olarak da bir sürü ITC arkadaşla çalışıyorsunuz. Normal şirket yapılarında çok iyi siber güvenlikçileri istihdam etmek çokça imkanlı bir şey değil. Çünkü hem onların kullanacağı programları şirket bazında kullanmak ya da çok iyi hackerları ya da çok iyi siber güvenlik konusunu anlayan kişileri sadece bir şirket bazında toplamak çok ucuz bir çözüm değil. Bu arkadaşlar genelde sabun gibi arkadaşlar. Çok elinizde tutmanız da mümkün olmuyor. O sebeple veri merkezinin siber güvenlik hizmeti alma anlamında da böyle bir faydası olduğunu düşünüyorum. Evet. Aykut'cum nasılsın? Uykun geldi mi? Eyvah eyvah. Gayet iyiyim. Gayet keyifli dinliyorum. Ama yani bu soru İlker Bey'e hakaret ulaşını rica ederim yani. Yok estağfurullah. İlker Bey çok keyifli anlatıyor. İnsicamı da bozmak da istemiyorum. Keyifli anlatıyor. Biz de keyifli dinliyoruz. Ama sorularımız da var. Elbette. Evet Aykut'cum. Devam edebilirim istiyorsanız. Yok biz araya gireceğiz böyle İlker Bey. Buyurun. bu kadar soru var bak. Evet Aykut'cum. Öncelikle teşekkür ediyorum İlker Bey'e bugün bizlerle olduğu için. Ben biraz daha tabii sorulacak o kadar çok soru var, konu var biliyorum ama hani işlerinden seçmek lazım. Ben biraz daha bir güncele yakın tarihe gelip bu Fransa'daki OVH konusunu incelediniz mi, irdelediniz mi, analizleriniz oldu mu, neden oldu? Türkiye'de böyle bir durumla karşılaşabilir miyiz?
ya da karşılaşmamak için ne gibi tedbirler alındı ondan sonraki süreçler için? Bunu gerçekten şahıs olarak merak ediyorum. Bir de üstüne mümkünse Tier 4 ile ilgili Türkiye'nin durumunu, olabilitesini ya da şu an varsa çalışmalar, bunlarla ilgili de küçük bir bilgi alırsam sevinirim. Şimdi Tier 4 tarafından başlarsak, dediğim gibi geneldeki yaklaşımlarımız Tier 3 üzerinde gidiyor. Askeri bir takım tesislerde Tier 4 ile alakalı çalışmalar var ama şu anda ben açıkçası hangisinin gerçekleştiğini ya da gerçekleştiğini şu an için öngöremiyorum. Kurumsal tarafta yok ama. Kurumsal tarafta daha çok Tier 3 üzerinden gidiyor. Şöyle, ama bizim en son şu anda çalışmaya başladığımız Gebze'deki 4. modül bir data center işimizde Tier 3 olarak anlaşmayı yaptık. Fakat Tier 4'e çevrimlenebilecek şekilde de projelendirmeye devam ettik. Yani oldu ki size dediğim gibi bir talep geldi. Ya biz Tier 4 olmazsa gelmiyoruz sizin dükkana dediler. O zaman Tier 4'e çevirecek şekilde bir planlama da yapıyoruz şu anda. Hayata geçmediği için şey yapamıyorum ama biz şu anda o tesisin Tier 3 olarak imalatına devam ediyoruz. Tabii Fransa'daki yangınla ilgili sorduğunuz soruya çok net olarak cevap vermek çok şey değil. Çünkü bir sürü değişik senaryo var. Takip ettiyseniz siz de görmüşsünüzdür. Hani şuradan oldu, buradan oldu falan diye. Tabii yani yangın algılama ve söndürme sistemi veri merkezinde esasında o kadar yedekli ve düzgün bir sistem ki, hani yani nerede ne oldu da böyle bir meydana geldi söylemek bence çok doğru değil. Çünkü orada ticari olarak bazı firmalar da tabii söz konusu. Onların ürünleri kullanıldığı için. Ama hani biz çok basit olarak örnek vermem gerekirse, mesela bizim tesiste şimdi yangın ve savaş iki kademeden oluşuyor. İlk sistem algılama sistemi bunlar. Mesela hassas hava örneklemeli ve IP tabanlı dedektörler kullanıyoruz. Nasıl diyeyim size, biri çok dayanamadı ve sigara içmeye kalktı. En geç 10 saniye içinde tüm uyarılar oluşuyor ve ilgili kameralardan tutun da bizim video wall dediğimiz ekranımıza, yani güvenlik ekranımıza tamamen o kişinin, o noktanın görüntüsü düşüyor ve tüm görevliler yerinden oynamadan o kameralarla kim nerede ne içiyor ne yapıyor bu dedektörler vasıtasıyla bulabiliyoruz. Ha, bunu niye böyle söyledim? Çok basit olarak sadece ya bir sigara özelinde söyledim bunu, dumanı anlamında. Ama normal bir yapıdaki yangın sistemine baktığınız zaman bizde belli bir noktada çok küçük bir şeydir, bir kıvılcımdır, bir ateştir. Bunun için fiziki olarak kullandığımız şeyler var. Söndürme sistemi var. Basit, portable, yani taşınabilir yangın tüpleri var. Ancak önemli noktalarda ve bir tık daha büyük bir yangın, ateş, şubu olduğu zaman da evet, gazlı söndürme tüplerimiz yine var. Ama yangın söndürme sistemi olarak da biz bu gazlı söndürmeleri bile yedekli olarak kullanıyoruz. Yani dolayısıyla baktığınız zaman, eğer hani ya manuel bir tüple müdahale ettiniz, tamam, ama yeterli gelmedi, o zaman bütün odaya, yani o mekana tamamen gazlı söndürme tüpleri devreye giriyor ve bunu da bir defa değil, yeterli gelmemesi halinde bir kez daha yapabileceğiniz kadar yedekli bir sistem bu. Dolayısıyla da hani ya bu şundan olmuş, inanın diyemiyorum size. Ve yani mesela ben kendi sistemlerimizden düşünüyorum. Ya bizde Allah vermesin ama hani bir yangını söndürememe diye bir olasılık çok
geçerli değil diye görüyorum. Zaten ben de bundan dolayı sordum. Yani tamamen yanıyor olmasıyla ilgili konu üzerinden aslında bunu soruyorum. Yani akla mantığa günün şartlarında zıt. Aynen. Çok derine inmeye gerek yok. Çok tevatür dolaşıyor. İşte yok helikopter kazası konusundan bahsediliyor üstüne. Doğru. Vesaire vesaire birçok konu var. Sadece güncel bir konu olarak sizin bakış açınızı öğrenmek isterim. Sadece çok basit olarak siz anladınız zaten. Evet, evet. Bir veri merkezindeki yangın sistemi zaten bu söylediğim şekildedir. Dolayısıyla da nasıl diyeyim, mekanlar bazında bile gazı söndürmelerin olduğu bir yerde öyle bir yangının çıkıp her tarafın kül olması hikayesi sizin söylediğiniz soru işaretlerini benim de aklıma getirmiyor değil, öyle söyleyeyim. Eyvallah. Peki. Teşekkürler. Çok yormaya gerek yok. Yavuzcuğum nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Eyvallah. İstanbul Boğazı'nı koymuşsun bize naziri olarak. Evet evet. Çok güzel İlker Bey'i dinliyorum. Aykut da söyledi. Veri merkezi konusunda soru çok. Ama biz biraz daha böyle İlker Bey'den farklı bilgiler almak istiyorum diyebilirim. İlk sorum şu şekilde, birkaç sorum var müsaade ederseniz. İlk sorumu sorayım, ondan sonra devam edeceğim. Türkiye'de en uygun yerler nereler veri merkezi ve metrekare açısından düşündüğünüz zaman İstanbul ve çevresinde veri merkezi için yer şu an sanıyorum yok. Değil mi? Yani esasında bu da göreceli bir kavram gene ama şöyle söyleyeyim. Yani şimdi bir defa belli iklim değerleri olması gerekiyor. Yani siz kalkıp Antalya'ya bir veri merkezi yapıyorsanız belki çok ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ya da çok korunaklı bir yerdir. Fiziki olarak çok önemi haiz yerlerde biliyorsunuz fiziki olarak da veri merkezlerini birden fazla sayıya çıkartmanız gerekebiliyor. Dolayısıyla veri merkezinin bir tanesi İstanbul'da olurken diğeri Antalya'da olabiliyor. Esasında mesela bizim yaptığımız Çerkezköy'deki veri merkezinde iki farklı noktadan enerji alıyoruz. Dolayısıyla bunu bile yedeklemeniz gerekebiliyor. Buna müsait olması gerekiyor söylediğiniz gibi. Kaldı ki esas hani birinci konu ne? İşte çevremizi tanımamız lazım. Çevremiz ne? İklim. İklim şartları çok önemli. Yani mesela Orta Anadolu'da ya da daha kuzeye doğru gidildiği zaman bir takım bölgelerdeki sanırım bununla ilgili 2016 yılında yanlış bilmiyorsam araştırma yapılmıştı. Ve Telkoder'in bir araştırması vardı. Evet. Ve bu konuda mesela onlar çok ciddi bir çalışma yapmışlardı. O zaman Yusuf Bey vardı, Yusuf Atara. Onların yaptığı çalışmada çok ilginç bir şey size söyleyeceğim şimdi. Mesela o zaman çıkan en iyi yerlerden bir tanesi, bir saniye, Kastamonu gibi bir şey hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Niye? Farkları... ısı en fazla 10 derece işte fark ediyor gece gündüz. Şu anda bulamadım ama saniye rica edeceğim. Bulamadım şu anda ama dediğim gibi Telkoder'in 2016 yılındaki çalışmasında bu çok açık yapılmış bir çalışma. Önemli olan bizim için birkaç şey var. Mesela yenilenebilir enerji kaynaklarına yakınlık ya da şöyle düşünün, çok fazla rüzgar olan bir yer olabilir. Rüzgar ne demek? Rüzgar enerjisini kullanma şansım olabilir. Ya da günün belli saatlerinde güneş olabilir. O güneşi güneş panelleriyle alıp aktarmam söz konusu olabilir. İklimi çok soğuk, iklimi çok sıcak olmadığı hallerde ya da benim su kaynaklarına olan mesafem ne bileyim bir su kaynağına olan mesafem yakındır. Ben ya da kuyu kazdığım zaman içinden düşük mineralli ya da yüksek mineralli bir takım sular çıkıyordur. Bunlar bile şu anda bir veri merkezinin yapılması için çok ciddi kriterler haline geliyor.
Diyeceksiniz ki suyun mineralinin ne alakası var? Suyun minerali bile soğutma yaptığınız suyu tekrar geri kazanmak istediğiniz zaman dikkate almanız gereken bir değer olarak önünüze çıkıyor. Dolayısıyla biz baktığımız zaman Türkiye'de Anadolu'da çok ciddi olarak, hani Anadolu niye Anadolu diyorum? Çünkü atıyorum İzmir'de yaptığınız bir şeyin stratejik olarak söylüyorum, Yunanistan tarafından bir saldırıya açık olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Orta Anadolu'da yaptığınız bir şey ülkenin ortası olduğu için ve iklim değerleri de az çok buna uygun olduğu için düzgün rüzgarı olan bir yerde mesela çok rahat böyle bir tesis kurabilirsiniz. Tabii sizin söylediğiniz şeyler de %100 gerekli. Nedir bu? İşte mesela ya esasında ben İstanbul'da böyle bir şey yapmam mesela bana sorsanız. Niye? Tamam İstanbul okey, iklimi hani ne çok sıcak ne çok soğuk, o taraf tamam ama sismik aktivite olan bir yer İstanbul mesela. İstanbul'un artısı ne bu konuda? Ulaşılabilirlik. İşte iki tane, üç tane havalimanı var. Ulaşabilirim. İnsan sayısı çok. Veri merkezlerindeki en büyük problemlerden bir tanesi de biz matematik olarak işte diyoruz ya işte şurada Kastamonu'da yapalım, Adıyaman'da yapalım, orada yapalım, burada yapalım. Tamam da burada çalıştıracak adam bulamıyorsunuz sonra. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu oluyor. Ya da bütün şartları çok uygun bir yer, bir dağın başında bir veri merkezi yapayım diyorsunuz. Burada altyapı yok, şebeke yok. Bunu nasıl buraya taşıyacağım diye düşünüyorsunuz. Evet, çok haklısınız. Geçtiğimiz günlerde bir organize sanayi bölgesine gittim bir ilimizde. 2010 yılından önce teşvik verilmiş oraya ve birçok fabrika oraya işletme kurmuş. Ama hala gelmeyen firmalar var. İstanbul'dan gelen firmalar da İstanbul'da çalışanlarının %80'ini getirmişler orada. Yerleştirmişler ve öyle çalıştırıyorlar. Yani aslında yetişkin, yani deneyimli insan gücü bulmak da zor. İşte şurada yapılsın denilince. Gerçekten Uptime Enstitü'nün yaptığı araştırmada uygun, daha doğrusu şöyle söyleyeyim basitçe, veri merkezi işletmecilerin karşılaştığı en büyük sorun kalifiye elemanı çalıştırmak. Ve bu oran inanın %80 mertebesinde dünyada da. Yani çünkü ne bileyim, şimdi biz Antalya dedik ama hani mesela kumun içine gömülü veri merkezi var. Ya da suyun içine bile tabii. Şu anda yapmayı düşünüyorlar. Böyle bir proje var, bir gölün içine yapma projesi var Amerika'da. Niye? İşte soğuk yapacağım, su etrafında var falan gibi şeylerden. Öbür türlü baktığınız zaman, yani şimdi sismik aktivite oluyor. Diyorsunuz ki ya bizim bütün yaptığımız veri merkezlerinde sismik izolatörler var. Deprem izolatörleri var. Yani cihazlarda da bu var. Yani büyük bir havalandırma cihazı düşünün. Kendi firmamız Boreas'ın cihazları. Bunların da sismik aktiviteye karşı dayanımlı olması isteniyor standartlarda. Halbuki düşünün ya, bina zaten sallanıyor. O binanın sönümlenmesini zaten alan bir sistem var altında. Ona rağmen sallandığı zaman ne bileyim bir şey düşmesin, etmesin, içinden bir şey kopmasın diye kullanılan bütün cihazlarında sismik testleri zaman zaman istenebiliyor. Şimdi diyelim ki bizim bina çok sağlam, sıkıntı yok. Biz diyoruz ki her şeyimiz iyi. Biz depremde de ne olsa bir şey olmaz. Tamam da oradan bir köprü yıkıldı. Senin işçiler gelemiyor. Ne yapacaksın? Bitti. Ya da bir şey gerekti. Onu taşıyacak araç oradan geçemiyor. Şimdi baktığınız zaman dünyada çok ciddi, bizim ülkemizde bile var ya, ben eskiden dal geçerdim Amerikalılarla. Ne bileyim, şimdi Houston'a giderdiniz. Houston'da bakardın. Adam bir gün palto giyiyor. Altında parmak arası terlik. Ertesi gün şortla geziyor. Bilmem ne. Çünkü bir iklim şeyi çok acayip. Bir gün 20 derece oluyor hava. Ertesi gün 3 derece dolu yağıyor falan. Şimdi böyle coğrafyalarda ne yapabilirsin? Ya mesela seli nasıl öngörebilirsin? Evet. Tamam, biliyoruz dere yatağı, mere yatağı falan, tamam da İstanbul'un her bir tarafındaki dere yatakları konut oldu. Dolayısıyla da hiç beklemediğiniz bir anda gelen çok anormal bir yağmur birçok yerde su baskınına sebep oluyor. Su baskını dediğiniz şey de hani veri merkezinin en istemediği şey. Biz bir damla suyun beyaz alana neminin bile girmesini istemiyoruz. Dolayısıyla
Esasında çünkü çok çeşitlilik olduğu için çok hani yani tabii ki fiziki özelliği çok özel bir ülke Türkiye. Etrafındaki ülkelere baktığımız zaman da veri merkezi, siber güvenlik şundan bundan hani gerçekten çok nasibini almamış ülkeler var komşularımızdan. Hı hı. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman esasında Türkiye çok önemli bir merkez olabilir bununla ilgili. Çünkü yani iklim olarak da çok farklı yerlerimiz var. Doğru. Ne bileyim İstanbul'da deprem çok önemli bir şeyken başka bir bölgede olmayabiliyor. Ama hakikaten bu iş gerçek bir matematik problemidir. Sebebine gelince dediğim gibi en basit şeyi düşünüyorsun. Oradan bir tane hiç aklınıza gelmeyecek bir şey mesela. Diyorum ya bir tren yolu hattı geçiyor. Allah diyorsun. Yok, haklısınız. Doğru. Yani itfaiye ne kadar yakın mesela önemli. Yani mesela çok basit bir şey söylediniz. İşte adam belli değil mesela. Siz gidiyorsunuz organize sanayi bölgesinde bir yer almışsınız. Sevine sevine gidip orada yerinizi kuruyorsunuz. Sizin karşı parselin kimin olduğu belli değil. Bir bakıyorsunuz bir kimya şirketi gelmiş. Hayda. Patlama olabilir. Yani o kadar çok şey var ki yaparken abi bizim bir arsa var buraya bir şey veri merkezi yapalım kaç para kazanırız işte 5-7 yılda döner mi değil. Çünkü bu bir kaynak yani ülkemizin de çok kaynağı yok. Ve eğer kaynak deyince lafınızı böleceğim ama kaynak deyince veri merkezini birçok insan da suçluyor dünya genelinde. Çünkü kaynakları tüketiyor. Doğru. Özellikle elektrik kaynaklarını tüketiyor. İşte biz hani birçok veri merkezleri içerisinde sunucu barındıran firma da şeyden bahsediyor işte Green IT, yeşil IT. Biz daha az tüketiyoruz, son dönemde bu kripto paraların yükselişi de biliyorsunuz üretim arttı. Veri merkezlerinde üretim yapanlar var vesaireler var. Oradan da çok şey var. Tabii çok az miktarda o ayrıca ama Çin vesaire bunların sürekli de raporları yayınlanıyor. Biz neler yapmalıyız Türkiye'de? Sadece güneş enerjisi, rüzgar enerjisi alarak veri merkezlerine enerji üretmek yeterli olur mu acaba? Yani bu tüketimi karşılama açısından diyorum. Yani şimdi tabii bu nasıl baktığımızla alakası var. Artı burada mesela regülasyonlar burada devreye giriyor. Hı hı. Yani siz karbon ayak izini ne kadar azaltmak istiyorsanız ya da ya biz atıyorum önümüzdeki yıllarda ya çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela çok büyük Amerika'daki şeylerde geçen sene harcanan elektrik 56 milyon kişinin harcadığı elektriğe eşit veri merkezinde harcanan elektrik. Ya bizim ülke kadar elektrik harcamışlar öyle düşünün. Evet. Ya da %60'ı kadar falan. Yani baktığınız zaman ama yani Amerikalılar da abartmış şimdi. Vegas'ın ortasına bilmem kaç bin metrekarelik veri merkezi kurmuşlar. Altından 70-80 tane fiber hattı geçirmişler. Her tarafında klima vın 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 çalışıyor. Daha böyle bir kilometre gelmeden rüzgar esintisini fark ediyorsunuz klimaların. Doğru. Yani orada da yaksın normal olarak yani. Peki. Burada ben araya girip bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. İlker Bey biz böyle giriyoruz ama kusura bakmayın. Ya, yok ne demek buyurun. Bu internet altyapısını çökerten data center'lar mı olacak yoksa IPv6'ya geçilmemesi mi olacak? İnternet altyapısını çökerten. Ya şimdi internet altyapısı bence şu canlı oynanan oyunları yasaklasalar çok ciddi olanda ihtiyaç açığa çıkabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ben hayatımda oynamadım, hiç oynamadım bir şey değil ama oğlumdan görüyorum. Bir kulağında işte hoparlörler, telefon elinde, iki tane ekran açık bilmem ne sürekli arkadaşlarıyla konuşarak canlı oyun oynuyorlar. Bunun yükü inanın çok çok fazla. Ama hani sistemi bu saatten sonra ancak taş devrine falan dönersek ya deriz ki tamam artık bir şey yok, hiçbir şey yok. Telefonları yasaklayalım, bilgiyi aktarmayı yasaklayalım. Çıkalım dağlarda falan yaşayalım. Ancak öyle bir durumla bu saatten sonra yapabiliriz, bu işten kurtulabiliriz. Çünkü ya düşünün şu anda
arabalar kendi kendine gidiyor. Dronlar kapıya servis yapıyor. İnsan yok. Yarın öbür gün ben size söyleyeyim, bir sonraki Amerika'daki planladıkları konular insansız veri merkezi. O söylediğim sebeplerden dolayı, yani insanların ulaşımı ya da uygun yerlerdeki insanların barınma ya da yaşama şartlarının zorluğu sebebiyle tamamen yapay zeka ve robotların yönettiği veri merkezlerini planlıyorlar şu anda. Ya o sebeple baktığımız zaman şimdi 5G bir miktar ertelendi, işte dünyadaki bu krizler şunlar bunlar yüzden büyük. IoT'ler diyoruz. IoT dediğimiz şeyler şu anda şehirlerin, hiçbir şehirde olmaz diye bir şey olmayacak. Büyük şehirlerde bir takım IoT uygulamaları göreceğiz. Ya da işte nereden başladık? Otelden başladık. Otelde ekranlar var. İşte sizi tanıyor, hangi müziği seviyorsunuz biliyor, kaç derecede yatıyorsunuz biliyor falan. Bunu bir kenara bırakın. Devamında siz arabanızla yola çıktığınız an eve haber veriyor, ısıtmayı açıyor. Hareket etti araba diyor, şeye doğru geliyor diyor, eve geliyor diyor. Ya da kapıda gidiyorsunuz, hiçbir yere basmanız gerekmiyor. Asansör sizi kendi katınıza çıkarıyor. Müzik çalmaya başlıyor falan gibi. Esasında bazılarının fuzuli olduğunu da kabul ederek nesnelerin haberleşmesinin de getireceği ciddi yükler, yani bizim altyapının hakikaten çok çok güçlü olması gerekiyor baktığınız zaman. O sebeple hani kim kimi çökertecek falan bilmiyorum ama bu öyle bir yarış haline geldi ki, inanın burada da gerçekten biz şirket olarak birçok şeyi, bakın mesela hani niye yerli milli falan diyoruz, birçok şeyi de yerli milli diyoruz. Şimdi araba yapıyorsun, motoru Tayvan'dan geliyor. Şimdi bu yerli milli mi? Baktığın zaman yani hani burada topluyoruz gibi oluyor ama biz mesela gerçekten bu işin yarın bir gün bir nasıl diyeyim, yani şimdi bir mikrop attılar, dünya birbirine girdi, yarın bir gün de bu sistemleri, veri merkezlerini ya da ne bileyim işte çok basit siber bir takım saldırılarla her şeyi bloke etmek mümkün. Dolayısıyla da olaya bu şekilde baktığınız zaman birçok şeyi Türkiye'nin içinde kendi dinamikleriyle halletme zorunluluğumuz var. Biz mesela bizim holdingimizin CEO'su Yüksel Bey söyler ya, benim gücüme gidiyor. Yurt dışından bir şey almak için beklemek, bunu bizim yapamıyor olmamız gücüme gidiyor der hep. Ve bu sayede de bir sürü imalatı biz ülkemizde yapar hale geldik. En basiti gerçekten veri merkezleri ciddi bir terzi işi, bir imalat esasında. Ve bu terzi işi imalatın da en önemli konularından bir tanesi, evet enerji çok önemli. Enerjiyi tüketen şey makinelerin elektriği artı soğutma. Biz soğutma cihazlarımızı kendi bünyemizde üretmeye başladık. Ve tabii ki hani bu ben üreteyim de bir ara satarım gibi olmuyor tabii piyasa gerçekleri. Çok çok teşekkür ederiz ki Turkcell gibi bir grup yerli ve milli bir soğutma cihazını üretip bunu ürün olarak Türkiye'ye kazandırmaya sağladı. Benzer şeyler biliyorsunuz askeriyede de yapılıyor, sağlıkta da yapılıyor. Bize tank vermedikleri için tank yapıyoruz ya da füze vermedikleri için füze yapar hale geldik. Dolayısıyla da bunlar ister istemez arkasındaki ihtiyaçlara göre çok gerekli şeyler ve bunların çoğunun da gerçekten ülkemizde yapılması gerekiyor. Bu sebeple bizim gerçekten ciddi yatırımlarımız var. Yazılımlardan tutun başka bir takım otomasyonla ilgili konuları dahi ülkemizde çözmek için ciddi çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili yatırım yapıyoruz ve önümüzdeki dönemde de inşallah yine konuşacağız. Çok büyük bir takım yatırımlarımız olacak. Hep amacımız... O zaman yatırımlardan başlamışken İlker Bey şunu sorayım. İzninizle, sizin kurduğunuz veri merkezlerinde Türkiye'de veyahut da yurt dışındakinde kendi öz kaynaklarınızdan yaptığınız yerlilik oranı demin de sordum ama onun cevabı pas geçtik. %100 Yani iklimlendirmeyi siz yapabiliyor musunuz?
Evet, yapabiliyoruz. Mesela bunun tasarım, veri merkezi tasarımı çok ciddi bir iş olsa gerek. Veri merkezi tasarımını da Microlink şirketimiz bünyesinde yapabiliyoruz. Bunu siz yapabiliyor musunuz? Evet. Mesela bunun sertifikasyon meseleleri hakkında nasıl? Çok basitçe söyleyeyim. Bugüne kadar 4 tane uptime testi geçirdik. Hepsini tamamen hiç fail etmeden başardık. Bunları da halledebiliyoruz ama dediğim gibi bu uptime uluslararası bir şey olduğu için onu bünyemizde yapamıyoruz. Ama Türkiye'de uptime enstitüsü var biliyorsunuz. Fakat bu gene şey oluyor yani nasıl diyeyim ya yani uptime'ı hani bir standart olduğu için Türkiye'de şu anda bir standart yok. Zaten Türkiye'de kendim bir standart yapsam belki kabul etmeyeceklerdir dünyada. O sebeple ortak dil kullanıyoruz ama bunun haricinde yazılımlar, otomasyon sistemleri, bir takım mesela trafomuzu kendimiz yapıyoruz. Ama belki önümüzdeki yıllarda lityum iyon pil yaparız, kullanılacak. Ne bileyim, başka bir takım imalatları ülkemizde yapar hale geleceğiz. Bunlar hep adım 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 gidilen bir yol. Ama işin özelinde bizim bunların hepsini kendimizin yapması gerekiyor. Sebebine gelince olduğumuz coğrafyada eğer biz bunları kendimiz yapmaya başarırsak çevremizdeki birçok ülkeye işte Özbekistan'dan tutun Azerbaycan'a öbür tarafta da Körfez ülkelerine Libya'ya her tarafa bu ürünleri satma şansımız var. Ve bu da çok büyük bir pazar esasında. Evet Aykut ama bir yüzde vermediniz üstad. Yüzde yani kaç? Çok doğru bir şey olmaz yani şimdi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir veri merkezini... Sunucuları tamam biz üretmiyoruz. Türkiye'de sunucu üretilmiyor değil mi Musa? Yok. Yavuz sen duydun mu hiç sunucu üreten Türkiye'de? Toplayabiliyoruz. Sunucu üreten değil de toplayan var. Toplayan var. Aykut sen duydun mu? Yok üreten yok. Ama bunun haricinde kablo yani yapıyoruz. Derken abi sonuçta biz anakartı burada basabiliriz ama komponent eksiğimiz var. Yani komponent mesela, yapamıyoruz burada. Birçok komponenti yapamıyoruz. İklimlendirme konusu çok kıymetli bir şey olsa gerek İlker Bey. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle bugüne kadar yabancı firmalar özelinde olan bir işti. Biz bunu şu anda gerçekten yurt dışında da 4 farklı ülkeye sattık şu anda bu ürünü. Ve daha evvel burada olan bir ülkenin ürününden çok daha kaliteli olarak üretip o ülkeye sattık. Dolayısıyla İlker Bey'e çok teşekkür ediyorum bu konuda. Türk ürünleri her zaman yabancı rakiplerinden daha iyi performans sunuyor. Hem de çok daha iyi fiyata sunuyorlar. Yani yurt dışında o yurt dışından Türkiye'ye gelen iklimlendirme soğutma ürünü ben biliyorum. Yaklaşık 3-4 katı fiyatlarla bize burada sunuyorlardı. Yani çok büyük maliyetlerle sunuluyordu o ürünler. Yani dolayısıyla bu mesela çok büyük bir kazanç oldu. Bizim açımızdan da dediğim gibi ama yani buradaki önemli olan şey büyük firmaların destek vermesi üreticilere. Üreticilere destek attıkları zaman gerçekten Türk insanının üretemeyeceği bir şey yok. Ya bu bir çağrı mı İlker Bey? Valla çağrı ve bunu çok insan, çok büyük firmalar uygulamaya başladı. Hükümetimiz, devletimiz de bu konuda çok destek veriyor biliyorsunuz. Önemli olan dediğim mesela şimdi biliyorsunuz askeriyenin havuzu var. Havuzda üretilen ve ihtiyaç olan şeyler var. Havuz diyor ki ya bizim şöyle şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Üretecek olandan 5 ila 10 sene boyunca bunun tedarikini yapabilirim diyor. Bu çok önemli bir şey. Baktığınız zaman ben alım garantisi olan bir işe gidiyorum. Yani benim inşaat mühendisi olarak kafam ne diyor? Satmış olduğum bir yeri yapacağım. Bundan daha güzel bir şey yok. Çünkü gerekirse param bile olmasa kredisini alabilirim. Ve işimi yapabilirim düzgün şekilde standartlara uygun. Bunların hepsi bir imkan. Özellikle diyorum yani büyüyen sektörlere bakın. Hep ihtiyaç ve destekle buralara geliniyor. Ülkenin de, hükümetin de, devletin de bir sürü destekleri var. Özellikle imalat alanında. O sebeple gerçekten veri merkezi, siber güvenlik, yazılım bu konularda bizim çok 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 iyi olmamız lazım. Genç nüfusumuz var. Genç nüfusumuz çok dinamik. Hiçbir yerde göremeyeceğimiz kadar
değişik şekilde çalışma saatleri esnek ve gerçekten bir şey yapmak istiyorlar. Kanımız kaynıyor. Bu gençleri düzgün şekilde iyi şeyleri yönlendirip beyin göçünü terse çevirmemiz lazım. Aykut'cum nasılsın? Vallahi iyiyim. Tam keyifle dinliyorsun. Sormak istediğim sorunun konusu açıldı. Evet. Geldik. Bu kadar büyük işler yapıyorsunuz. Gele geldik Hana. Birçok işte holding bünyesinde çeşitli girişimleriniz var. Teknolojiye dokunuyorsunuz, önemli yerleri inşa ediyorsunuz. Bunlar hep insanla oluyor. Her ne kadar insansız ortamlar yaratılmaya çalışılsa da karanlık üretim tesisleri vesaire. Şu anki Türkiye konjonktüründe bir genel müdür olarak aradığınız nitelikte doğru personele ulaşabiliyor musunuz? Bu size ne kadar zaman kaybettiriyor ya da kazandırıyor veya tam olmasa da kendi bünyenizde çeşitli tedbirler aldınız mı eğitimsel anlamda? Şimdi çok güzel bir yere parmak bastınız. Esasında konuşmamın içerisinde bahsetmiştim. İşletmeci olan firmalar çok ciddi dünyada zorluk çekiyorlar. Data center'ın olduğu yerlerde yani iki taraftan da bakılabilir tabii. Bir data center özelinde baktığınız zaman data center'lar esasında nitelikli çalışan ihtiyacı olan yerler. Aynı zamanda da bir takım hizmetleri, işte ne bileyim vergi gelirlerini, şunları bunları da sağlayan yapılar o bölgeler için baktığınız zaman esasında ciddi bir katma değer sağlıyor oldukları bölgeye. Ancak şimdi Türkiye'de kaç tane siber güvenlikçiye ihtiyaç var diye sorsam size, bana en kötüsü demeniz gereken rakam herhalde 150 bin falandır şu an için söylüyorum. Yani biz kanunlar uygulansa. 30 bine fitiz biz İlker Bey. Nasıl? 30 bine fitiz de bulamıyoruz. Bulamazsınız çünkü şöyle bakın, kaç tane okul var, kaç kişi yetişiyor? Yani senede 250 kişi yetişiyorsa 30 bin kişiyi biz kaç senede tamamlarız? Ya da çok basit düşünün. Yani gerçekten şimdi o konuda çok uzun konuşurum da. şimdi bu konu gerçekten çok değişik bir konu ve önemli bir konu. Ama bunu bir politika şekline sokmazsanız bunu yapamazsınız. Yani şimdi en önemli konulardan bir tanesi neresidir mesela? Güvenlik, emniyet diyelim. Emniyette siber güvenlikçi ayrı bir birim olarak siber güvenlik elemanı diye alıp yetiştirilen bir eleman olduğunu ben zannetmiyorum. Ya da bugün siber suçlarda çalışan bir polisin 10 yıl boyunca aynı yerde çalışacağının bir garantisi de yok. Dolayısıyla siz bu insanlara eğitim vermek istediğiniz zaman diyorsunuz ki ben buna işte DDoS eğitimi vereyim, penetrasyon vereyim, şunu vereyim, bunu vereyim dediğiniz zaman adamını eğer çok bilinçli ve bu işe kendini adamış biri değilse diyor ki abi bugün de işte hırsızlık şubesinde olduğum gibi bugün de siber güvenlikteyim. İşte saat 6'ya kadar çalışacağız. Bunlar da ders anlatıyor. Ben bir dinleyeyim diyor. Ondan sonra nasıl olsa beni buradan sonra kaçakçılığa verirler falan gibi bir yaklaşım oluyor. Mesela regülasyon olacaksa burada olmalı. İsrail'de siber güvenlik için yetiştirdikleri çocukları 8 yaşında alıyorlar. 8 yaşından itibaren eğitmeye başlıyorlar. Dolayısıyla kendi insan gücünü kendi devlet politikalarıyla tanımlamış oluyorlar. Sürprize gerek yok. Beklemiyorsun. Ya bu sene kaç kişi siber güvenlik bölümüne başvurur diye bir beklentin olmuyor. Adam 8 yaşından beri alıp yetiştiriyor bunu. Önemini anlamış. Dolayısıyla bizim tarafa geldiğimiz zaman baktığınız anlamda Aykut Bey esasında gerçekten hani işletme tarafı, biz işletme tarafında değiliz bu arada. Yani biz işletme yapmıyoruz. Sebebine gelince biz anahtar teslim bu yapıyı yapan şirketiz. Anahtar teslim bu işi yapan şirket olarak eğer biz işletmeci kimliğine bürünürsek bazı nasıl diyeyim konflikler yaratmış oluruz. Yani konflikt yani rakiplere de iş yaparız, rakipler bize yapar falan, böyle bir acayip durum çıkacağı için baktığınız zaman bizim bu taraflarda olmamamız gerekiyor. Diğer sorulardan bir tanesi de biz ne kadar yatırımcı olduk, olmadık falan. Biz bu işin taahhüdünü anahtar teslim yapan ve iyi yapan bir firmayız. İşletme tarafında olmayı şu an için stratejik olarak doğru bulmuyoruz.
Çok da talep geliyor. Hani ihtiyaçlar oluyor büyük kurumların, ama işte ya şu kadarını siz ortak olun, beraber yapalım, bize işte kiralamış olun 10 yıllığına, şudur budur falan gibi. Bu dediğim gibi bir conflict of interest yaratacağı için çok girmek istemiyoruz o konulara. Diğer şeye devam edersem, esasında dinleyen genç arkadaşlar varsa, bu işler gerçekten baktığınız zaman çok iyi bir iş olanağı yaratıyor. Hem işletme tarafında çalışacak arkadaşlarımın bir süre eğitimler alarak onlara belli bir olgunluk sağlanıyor. Ama işleri garanti ve ücretleri de gayet tatminkar. Diğer taraftan baktığınız zaman biz firma olarak gerçekten yapı olarak belli bir çekirdek kadroyu bünyemizde tutup projelerimiz bazında da yeni istihdamlar yaratmaya çalışıyoruz. O yeni gelen istihdamdaki yeni arkadaşlarımızın performanslarına göre de grubumuzu büyütüyoruz. Ama son derece haklısınız. Çok ilginç bir şey var. Yani şimdi Z kuşağı mı diyeyim, yeni gençlik mi diyeyim, onların birazcık farklı bir yaklaşımları var. İşe de farklı yaklaşıyorlar. Gerçekten ne bileyim, Florya'daki bir işe Avcılar'daki adamı çağırdığın zaman çok uzakmış deyip telefonu kapatıyor falan, böyle acayip şeyler. Ya biz ne günahımız vardı, ben Kadıköy'den Avcılar'a gidiyordum yani, her gün gidip geliyordum mesela. Şimdiki şeyde bu yok yani nesilde. O sebeple birazcık bilinçlendirmeyi arttırıp, hani herkes falanca bölümde okuyor, bir çıkıyorsun o sene 2500 mezun vermiş, 500 tane iş yok. Yani o zaman bu doğru bir şey değil ki. Ne kadar ihtiyacın varsa onu yapman lazım. Biraz evvel siber güvenlikte verdiğim örnek gibi. Kaç tane siber güvenlik bölümü var ya da kaç senedir var? Ve ihtiyaç ne kadar? Evet, Türkiye'de siber güvenlik çıktığı zaman aldığı maaş mühendisten daha fazla şu anda. Mühendisten daha fazla. Peki. Bir örnek de ben vereyim. Bu yani yeni nesil için. Eski öğrencilerimden bir tanesini, yine iyi bir çocuktu eğitimsel anlamda, yine bildiğim iyi bir firmaya yerleştirmiştik. 3-5 ay sonra nedir ne değildir böyle konuşurken firma sahibiyle, ya dedi o çocuk dedi bizden ayrıldı. Hayırdır dedim, daha yeni falan filan. Sonra çocuğu aradım, ya hocam dedi kendime zaman ayıramıyorum diye ayrıldı. Yani böyle enteresan, ilginç, dediğiniz gibi yani aklı hayali bizim gibi yani. Biraz böyle yaşı başı almış X-Y kuşağına biraz garip geliyor. Ama analiz etmek lazım. Yani dünyayı onlar yönetecekler sonrasında. Hep bize uymalarını beklemek doğru değil. Biraz bizim de oraya doğru evrilmemiz lazım, ama bir orta yol bulamadık henüz. Bizim yani buradaki hakikaten ekibi hangisine sorsanız işlediği zaman akan sular durur. Vallahi değer yargıları falan tabii çok farklılaşıyor. Evet. Maalesef. Ben Musa, hazır söz bana gelmişken Murat abi, son bir şey daha sorayım. Sonra soru hakkımı bitirmiş soruları olayım. Soruları alacağız. Tamam. Madem işletmecisiz değilseniz aklıma geldi. Bugün ya da dün yayınlanan güzel bir reklamımız var. Hani ismi markayı söylemeyelim. Sizin kurduğunuz yerlerden bir tanesi. Bulut'u anlatıyor. ITG tabiri var. İzlediniz mi reklamı? Sektörden çok ciddi tepkiler var. Bugün bayağı uzlaşıldı maalesef. Çok hoş olmayan tepkiler anlamında. Yani hiç mi danışmanları yoktu da böyle anlattılar bu konuyu diye. Sizin görüşünüzü merak ederim. Ben vallahi tabii şey... ne oldu biliyor musun? Şey gibi oldu bu. Bakanlar Kurulu'ndaki bir bakana Cumhurbaşkanı ile ilgili ne düşünüyorsunuz gibi oldu. Dolayısıyla onun cevabını kimse veremeyeceği için ben de veremiyorum. Yok, işin esprisi yani bugün güncel çok ciddi WhatsApp gruplarımızda, bizim IT yöneticileri gruplarımızda var. Orada ciddi bir tartışma konusu oldu. Yani tabii şey, tatlı bir tartışma yani, yoksa kızgınlık anlamında değil. Onun için gündeme getirmek istedim. Yani şey tabii, esasında şimdi mesela sizin program açık açık. Yani sanki biz programın şeyi sponsoru gibi olduk. Yani açık holding olarak açık açık programında konuşuyoruz. Bekleriz efendim. Ama neden hani... olmasın? Hayır demeyiz Murat abi, değil mi? Bekleriz. Bu taraftan da baktığım zaman mesela biz de bir reklam şeyi çekmiştik. Orada da mesela
İşte bulutlardan yeryüzüne falan dedik data center'ı çekerken hakikaten drone'la. Çok hoş bir şeydi. Ve hani o tecahülü arifane yapıyorduk. Yani bulut işte, bulut sistemleri de burada falan filan gibi. Vallahi bilemiyorum yani. Birazcık acaba hani bu itirazı yapanlarda o kurumun yaptığı şeylere karşı da birazcık kıskançlık olabilir mi? Yok. Yani o zaman ya, onun için olabilir. Doğru. O zaman şuradan ilerleyelim İlker hocam. Musa, ben bu arada şey yapayım, sen de son sorunu hazırla. O zaman benim son sorum hazır. Öyle mi? Geleneksel bir son sorum var, onu soracağım. Şimdi İlker Bey, Türkiye'de bulut denince sanıyorum biz herhalde gökyüzündeki bulutları anlıyoruz hala. Türkiye'de bulut mantığının hala oturmamış olmasını veyahut da kamunun bu konudaki katı tutumunu neye bağlıyorsunuz? Bulut durumu anlaşıldı mı? Anlaşılıyor mu veya ne zaman anlaşılır? Buraya bir değinebilir misiniz? Şimdi nasıl söyleyeyim? Şimdi içinizden geldiği gibi İlker Bey, içinizden geldiği gibi. Şimdi bir veri merkezi yapıyoruz. Kamunun çok önemli bir kurumuna. İlk önce ihaleye binası çıkıyor. Bina çıkıyor ihaleye, çok güzel. Fakat çok ilginçtir. İçinde kullanacakları kabinlerin sığamayacağı kapılar dizayn edilmiş. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani biz bina yapıyoruz ama buranın adı ne? Data center. Fakat o kapılardan içeriye yangın kapısı yapmışız mesela. İçeriye kullanacağımız şeyler giremiyor ki. Ya da ya biz havalandırmasını bunun çatının üstüne koyalım diyoruz. Ama statik yükler o çatının üstüne o büyük cihazların konmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bunu sorduğunuz zaman kamunun en tepesindeki kişilere, onların da haklı savunmaları var. Diyor ki ya atıyorum 10 liralık bir işti bu, 5 liralık ödenek çıktı. Biz de kabasından başlayalım dedik diyorlar. Yani bakış açısı maalesef bazı şeyler içermesi lazım. Yani bazı konuları işin ehline bırakmak lazım. En azından güvenlik özelindeki konularda ve hayati konularda gerçekten belli şeyleri bırakıp işin ehlinden o hizmetleri almak lazım diye düşünüyorum. Ya da en azından danışmanlıkları alsınlar. Ya bedava danışmanlık vermeye razıyız. Projeyi çizelim dedik en sonunda oraya. Ya tamam istemiyoruz para falan ama ne olur şu binayı biz aldık yapıyoruz ama lütfen dedik hani projesinin devamını biz çizelim ki yani bir gün bize demeyin her dakika gelin asansörü değiştirin, kapıyı kırın, oradan bir de giriş yapın, bir de çelikle sağlamlaştırın çatısını falan. Yani ben ne diyeyim bilemiyorum. Ya o bizim zaman her kulvarımızda maalesef bu böyle. İlker Bey şunu çağrıştırdı, izninizle hemen bir anekdot olarak anlatayım. Ben de eğitim sektöründeyim. Yeni özel okullar kurulurken en baştan sormazlar. Atıyorum bir meslek sesi açacak arkadaş. Tanıdığı bir müteahhiti buluyor. Haydi yap şu kadar kat, şu kadar sınıf, şu kadar metrekare. Çok güzel. Sonra çağırıyor beni ya da uzmanının birini. Buraya biz meslek sesi yapacağız. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Atölyeleri nereye? Arkadaş açıp baktın mı sen yönetmeliklere? En az 3 metre tavan lazım. Yok, normal standart yapmış. Haydi o zaman hadi Anadolu Lisesi açalım, meslekten vazgeçelim. Durum buraya kadar gidiyor inanın bana. Çok örneğini gördüm yani. Hayır, doğrudur. Bir de yani başka şey de yangın kapısının bir boyutu var mesela. Dünyada o yangın kapısının o boyutta üreten bir tane firma var Finlandiya'da. Ya kardeşim siz neyin peşindesiniz? Yani şey gibi oluyor yani ben bir kasa yapıyorum ama kapısı kağıttan ya da tersi de doğrudur. Çok güvenli, güvenlikli odalar yapıyoruz biz. Harika, çok güvenlikli. Ya siber güvenlik öyle sağır oda burası, hiç kimse giremez çıkamaz. Tamam, kabul. Hangi hatla aktarıyorsun oradaki bilgileri? Normal sokaktaki hatla. Yani anlatabiliyorum ne demek istediğimi. Yani bu güvenlik işi gerçekten baktığınız zaman bir bütün içinde algılanması gereken bir iş. Önemli kurumların güvenliği, data center'ları, veri merkezleri, efendim siber güvenlikleri bunlar ancak bir bütün halinde incelendiği zaman gerçek anlamını ifade eden şeyler haline geliyor. İçinde iki tane, üç tane farklı Avrupa
ya da Avrupa lafı demeyeyim, yabancı bir şey koyduğunuz zaman sizin güvenliğiniz gerçekten riske atılmış oluyor, haberiniz olmuyor. Diyorsunuz ki biz yaptık her şeyi yap, tamam da yani şey gibi F-16'm var ama kumanda sistemi İsrail'den yazılıyor gibi bir şey. Şu anda tamam biz kendimiz birçok şey yapıyoruz ama dolayısıyla hani birçok şeyde ilerleme kaydediyoruz. Kaydedeceğiz de. Genç bir ülkeyiz. Çok dinamiyiz. Çok da iyi yerlere geleceğiz. Ama sanırım bizde de kabahat var. Bilinçli kişiler, mühendisler, iş adamları daha aktif ve reaktif olmak zorunda gibi geliyor bana. Bu ülkenin faydası için. Yani ben sustum, ya tamam bana bu işi verdiler yapayım falan. Doğru bir yaklaşım değil. Doğruyu yapmak lazım. Doğru insanla yapmak lazım. Yanlış gördüğümüz yerde de uyarmamız lazım. Peki. Özellikle de bunu bu şey için güvenlikle ilgili konularda çok önemsiyoruz biz. Gerçekten çok önemli bir konu. Benim de çok önemsediğim, yani hakikaten her birimiz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin neferiyiz. Yanlış bildiğimiz şeyi, doğru bildiğimiz şeyi ve yanlış gördüğümüz şeyi söylemek zorundayız. Birileri bunun farkında değilse iyi niyetli, has niyetli bunları anlatmak zorundayız. Ve aklı başındaki her insanın da bir yerlerde olması gerekiyor. Orada sen yoksan senden olmayan oradadır. Her zaman için bu böyledir. Onun için elimizden geldiği kadar network'ümüzü kullanarak, kendi know-how'ımızı kullanarak, temas edebileceğimiz her ne varsa el birliğiyle, güç birliğiyle bunları yapmak zorundayız. Bazen böyle şakayla karışık serzenişte bulunuyoruz ama hani hakikaten bazen üzüldüğümüz için ya bu kadar da nasıl olur arkadaş, bu ülkeye yazık değil mi diye gönlümüzden geçtiği için söylüyoruz. Peki. Yavuz, son sorunu alayım. Ondan sonra ben İlker Bey'e teşekkür ediyorum. Çok zamanını almayayım. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Geçmiş olsun tekrar. Yavuz ne dövmen var orada ya? Bak şeyin ucundan bir dövme gözüküyor. Nasıl? Şunlara mı düşün? Kuşlar var ha. İyi güzel. Kuşlar var. Şahinler var. Evet, harika. Tekrar geçmiş olsun. İnşallah evet, uzak dursun bir daha hastalık. Amin inşallah. İnşallah inşallah. Hepimizden. Kimseye kimsenin başına gelmesin inşallah. Kesinlikle. Amin. Evet Musa. Şimdi benim geleneksel bir son sorum var ama onu sormadan önce şeyi sormak istiyorum. Çok siber güvenlikten bahsettiniz. Bu geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım'ın sonu Aralık ayında yayınlanan Ulusal Siber Güvenlik Strateji Eylem Planı. Siz sanırım incelemişsinizdir. Data Center olarak kendinize nasıl vazifeler çıkardınız oradan? O strateji eylem planından. Bunun cevabını alayım sonra son soruyu soracağım. Yani data center özelinde böyle bir şey daha evvel söylediğim gibi yani oradaki stratejik planla alakalı olarak biz bir çıkarım yaptık dersem doğru olmaz. Çünkü veri merkezlerinin kendi standartları içinde zaten biz istemesek de yapmakla yükümlü olduğumuz şeyler var. Ve dediğim gibi bu sadece ülkedeki bir takım regülasyonlar ya da çıkarımlarla ilgili değil. Uluslararası standartlara ait şeyler yapıyoruz. O sebeple oradaki yani sonunuzun hani daha detaylı olarak belki anlamamış olabilirim detayında ama biz ulusal bir takım alınan kararları esasında yaptığımız tesislerde biz uluslararası standartları yapıyoruz diyeyim. Öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'deki standartların üstünde bir çalışma yapıyorlar. Peki. Maalesef anlattığım sebepten dolayı çünkü müşteriler sadece Türkiye'den olmayabiliyor. Çok uluslu şirketler, ismini çok zikredemeyeceğim büyüklükteki şirketler olabiliyor. O sebeple de bizim yaptığımız tesislerin dünya standartlarında olma zorunluluğu var. Peki. Evet. Şimdi bağlamındaki soruyu alalım. Evet, yok. Benim geleneksel bir sorum var. Şimdi bunu data center'lara uyarlayarak soracağım. Data center'lar özelinde güvenlik mi daha önemli, güvenilirlik mi daha önemli?
güvenlik mi daha önemli, güvenilirlik mi? Yani şimdi tabii şöyle bir şey var. Güvenilirlik bir kurumla alakalı, o işletmenin sahibi olan kurumla alakalıdır. Dolayısıyla kurum zaten güvenilirliği olan bir kurumsa güvenliğe önem vermesi gerekiyordur. Dolayısıyla biri diğerini taşıyor zaten. Yani onun için bence önce güvenilir bir kurumla bu hizmeti almak lazım. Devamında da güvenliğinin iyi olacağını öngörerek devam etmek lazım. Ama söylediğiniz şeyler esasen hakikaten hani düşünün, siz en mahrem bilgilerinizi bir yere teslim ediyorsunuz gibi düşünüyorsunuz. Düşündüğüm zaman da gerçekten benim için teslim ettiğim yerin güvenilirliği bir. Tabii ki o adam ve o işletme güvenilir olduğu için de onun sistemlerinin güvenlikli olduğunu kabul etmekten yola çıkıyorum ben. Öyle söyleyeyim. Evet. O zaman son soruyu, Aykut var mı senin sorun? Son soruyu çağırayım. Yok. Çok teşekkür ediyorum. Gayet keyifliydi. Sağ olun. Evet. İlker Bey, Türkiye'de kaç tane veri merkezi bu zamana kadar inşa ettiniz? Şimdi Türkiye'de burada şu anda... Burada reklama da girebilir, problem değil. Nasıl? Reklama da girebilir, problem değil. Yani şöyle, Turkcell için Gebze'deki 2. 3. modül ve şu anda 4. modülü yapıyoruz. Keza Çerkezköy'de de yine Turkcell'in en son tamamladığımız Avrupa Veri Merkezi var. Hani o reklamlarda gördüğünüz oradan oraya haberleşen falan filan şeyler, onları biz yaptık. Söyleyeyim. bunun haricinde de yurt dışında bir Kuzey Afrika ülkesinde bir danışmanlık hizmeti verdik. Önümüzdeki dönemde de Körfez ülkelerinde, iki tane Körfez ülkesinde ve inşallah kardeş Azerbaycan'da ve Özbekistan'da da data center'lar yapacağız. İnşallah. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Yani gerçekten önemli bir konu. Biz hakikaten grup olarak mesela örnek vermeyeyim ama kurumdaki önemli bir kurum diyelim ya da bir devlet kuruluşu diyelim. Biz birçoğuna arzu edilmesi halinde işin başından sonuna kadar bila bedel bildiklerimizi aktarma konusunda hiç imtina etmiyoruz. Gerçekten buradaki bence en önemli konulardan bir tanesi ülkenin kaynaklarının heba olmaması için bir bilene bir şeyler danışmakta hiç sakınca yok. Biz bila bedel hizmet veriyoruz o konuda. Her şeyi herkes bilemez. Dolayısıyla da bu işler zaten bir kişinin iki kişinin yapabileceği işler de değil. Özellikle IT departmanındaki arkadaşlardan ricam, her şeyi bilme şansınız yok. Yardım alın. Yardım alın çünkü hepsi tanımlı bazı şeyler. Yani bütün IT'ciler siber güvenlikçi olamaz. Ayrı şeyler ya da herkes bir veri merkezi tasarımı yapamaz. Dolayısıyla da bunlar çok büyük yatırımlar olduğu için kolay kolay da bir defa yapıldıktan sonra hadi bir daha bozalım, bunu oraya taşıyalım, şunu bir daha yapalım diyemeyeceğimiz için sonuna kadar gece gündüz çalışmaya razıyız. Yeter ki ilgililer bizden destek almak istesinler. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Öyle söyleyeyim. İlker Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bayağı aslında ben bu kadar şey olacağını düşünmemiştim programın. Keyifli olacağını, çünkü veri merkezlerinde neyi konuşursunuz? İnşaatı konuşursunuz. İşte kapıları konuşursunuz, betonu konuşursunuz. İlker Bey aldı götürdü. Evet. Biz yani soruları arada köşeden sorduk yani. Evet. Benim aklımda daha çok soru vardı aslında ama 5-6 tane daha sorum var ama çok vakit almak istemedim aslında. İlker Bey, tamamlar yazılı yolla. Cevaplamaya çalışayım. Yok, sizin kişisel görüşlerinizi alacaktım birkaç konuda. Onları yollarım. Hay. Yani hakikaten veri merkezi deyip geçmemek lazımmış. Biz inşaatla herhalde toplum olarak, ülke olarak yapmayı çok seviyoruz. Bu inşaat işlerini. Ama çok keyif aldık. Bilmiyorum. Musa, gayet iyiydi yani. Aykut,
Gayet iyiydi. İlker Bey tehlikeyi sezerek hemen hızlıca atak davranıp aksiyon aldı değil mi? aynen. Ama sanki bir program daha yapmamız gerekiyormuş gibi hissettim. Yani hayır yaparım. Gerçi başımda söylemedim. Ben inşaat mühendisiyim bu arada. Elektrik, elektronik falan mühendisi değilim. Evet. İTÜ inşaat mühendisi galiba değil mi? Evet doğrudur. Hem onu baştan söyleseydim hem Aykut hem Yavuz çok yüklenirler diye ortalara doğru arada kaynattım onu. Ama elektrik elektronik mühendisi gibi anlattınız maşallah. O, yani o işi yapmakla alakalı bir şey. Çok daha detayına girerseniz cevaplayamayabilirim. Doğruya doğru. Bu arada öyle bir ayrım yok artık. İnterdisiplinler, multidisiplinler çağdayız. Şu an tanıdığım evet. En iyi hacker inşaat mühendisidir. Oo. Bir diğeri de kimya mühendisidir bu arada. Valla benim tanıdığım iyi hackerlar lise mezunu. Evet işte oo. O da var. Senin tanıdıkların? Benim tanıdıklarımı söylemeyeyim ya. Çünkü benim de tanıdığım yok. Benim yok, tanıdığım yok yani. Tanımıyorum. Yok. Şey var. Benimki de yok. Ben tanıdıklarımı en fazla 3 ay görebiliyorum. 3 aydan sonra arkadaşların hepsi gizli görevlere geçiyor. Evet. Bu akşam veri merkezlerini konuştuk. Türkiye'deki veri merkezlerini konuştuk ve Türkiye'de veri merkezinin anahtar teslim yapabilen kaç tane vardır bilmiyorum ama işte bir tanesini tanıdık. Serban Aşe. Veri merkezlerinin İlker Bey sorularımıza sağ olsun çok açık yüreklilikle cevapladı. En azından cevapsız soru bırakmadı. Neleri konuştuk? Veri merkezleri depolama ihtiyacını karşılıyor. 2018'de 230 bin zettabyte veri merkezi kapasitesi olduğuna değindi. Veri merkezlerinin gayrimenkulden daha hızlı geri dönüşü olduğunu değindi ki bu bence çok kıymetli. İnşaata yatırım yapacağınıza veri merkezine yatırım yapın. Aslında öyle. Regülasyonlar henüz daha tam olarak oturduğu söylenemez. Daha yönetilebilir hale gelmesi gerekiyor. Buna değindi. 3 faz sertifika sürecinin olduğuna değindi. 23 firmanın bir araya gelerek bir yapı oluşturduğu uptime. Aslında bu uptime konusu bayağı bir gündemimiz oluşturacak bir konuydu. Buna çok fazla değinemedik ama inşallah bir daha bir program yaparız. Orada uptime konusunda uptime şeylerini konuştuk. Yani tabii tier 3 nedir, tier 4 nedir? Evet. Üstü kapalı da olsa biraz açık alanları tam konuşamadık. Oldu. TR sertifikaların önemine ve kesinti hizmet sertifikasının ne anlama geldiğine vurgu yaptı. BTK ve BDDK'nın düzenlemeleriyle Türkiye'de veri merkezi sayısının arttığına değindi. Fiziki olarak tüm alanları kontrol ettiklerini, edilmesi gerektiğini de kendilerinin yaptıklarını da ettiklerini, edilmesi gerektiğini ifade etti. Henüz tam olarak anlaşılamayan siber güvenlik Türkiye'de ve özellikle Türkiye'de fiziki yangın konusunda 10 saniyede müdahale edilebildiğini, edilmesi gerektiğini ve bunun da yedekli olması o gerekliliğine değindi. Enerji tüketimi son derece önemli. Örnek olarak da Amerika'daki enerji tüketimine gönderme yaptı. İklimlendirme konusunda İhracat yaptıklarını ifade etti ki bu Yavuz da oraya değindi. Takip ettiğini bilmiyordum Yavuz orada o konuyu. Benim okuduğum konulardan birisi olduğu için iklimlendirme soğutma. O yüzden yakından ilgilenirim kendisiyle. Yani Türkiye'de de bekliyoruz Yavuz Bey. İnşallah. En yakın zamanda. Yani iklimlendirme konusunda veri merkezi iklimlendirme konusunda ihracat yapıldığını Yavuz söylemiyor ama tesisatçılık tarafı var Yavuz'un. Evet. Çaktırmıyor. Bizim yapmadığımız iş yok abi. Biz çocukluktan yani Tahtakale çocuğuyuz biz. Kapalı Çarşı, Mahmutpaşa, Tahtakale ortaokul ise oralarda geçti abi. O yüzden sıkıntı yok. Devletin üretim konusundaki ciddi destekleri olduğunu, firmaların da bu konuda artık yavaş yavaş yönetim olarak bu konulara yaklaştığına değindi. Veri merkezlerinin nitelikli eleman ihtiyacı çok ve gençleri buraya yönelmeleri konusunda tavsiyeler oldu. Siber güvenlik konusunda daha
siber güvenlik alanında çalışılması gerektiğini tekrar bir daha üzerine vurgu yaptı. İşletmeci tarafına pek girmek istemediklerini talep olmasına rağmen ifade etti. Gençlerimize bu alanı istihdam olarak tavsiye etti. Ve en önemlisi de kamu kurumlarımızın özellikle istemeleri halinde bila bedel danışmanlık yapabileceklerini ve destek olacaklarını söyledi. İlker Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Son cümleniz varsa onları da alalım. Ondan sonra toparlayıp toparladık. Esasında dediğim gibi çok yani çok interaktif ve hani hazır olmayan bir şey. Yani siz soracaktınız, ben anlatacaktım falan. Neticede bu tip şeylerde insanlar şirketlerini daha uzun anlatırlar. Öyle bir şansımız olmadı. Ama Açık Holding olarak eğer şirketimizin internet sitesine girip araştırma yaparsanız orada gerçekten siber güvenlikten tutun da askeri mühimmata, iklimlendirmeye, kablolamaya, bir takım danışmanlık hizmetlerine kadar hatta sağlığa kadar giden değişik şeylerimiz var, iştigallerimiz var. Dediğim gibi biz ülkemiz için faydalı olacak her türlü üretimin içinde olmak istiyoruz. Buna da gönüllüyüz. İmkanı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olun. Daha sık görüşelim, yazışalım, haberleşelim istiyorum. İnşallah. Sponsorluğa doğru gidiyoruz galiba. Efendim? Sponsorluğa doğru gidiyoruz galiba. İsim Bütçük oturdu. Ne abi? Açık açık bir isim yaparsanız böyle oluyor tabii. Yani. Evet. Yani bilerek Açık Holding'i bilerek yapmamıştık programın adını açık açık ama savunma alanında program yapıyor olsaydık Taner Paşa'yı savunma konusuyla ilgili konuk etmek isterdik. Çünkü orada yanlış bilmiyorsam şey yapıyorsunuz. Bir tankların içerisindeki CES fabrikamızda değişik imalatlarımız var. Bir tanesi miğfer yapıyorsunuz galiba. Efendim? Bir de miğfer yapıyorsunuz galiba. Evet, çok özel, dünyada gerçekten eşi benzeri olmadığını düşündüğümüz bir miğferimiz var. Hani hakikaten testi yapılırken kafamıza sıkabilirsiniz diyeceğimiz cinste güvendiğimiz bir ürün. Diğer taraftan da dediğiniz gibi balistik olarak gerekli araçların gerekli yerlerine, işte Sikorsky helikopterlerinin gövdelerinin alt kısımlarının kaplanmasından tutun da askeri vücut korumaya kadar değişik ürünler yapıyoruz. Ve bu ürünleri de hem ülkemiz güvenlik güçlerine verdiğimiz gibi Avrupa'da da birçok ülkeye satıyoruz. O konuda da gerçekten tevazu gösteremeyecek kadar kaliteli ürünlerimiz var. O konuyu da keşke imkan olup da haber yapabilseniz. Diğer taraftan da Avrupa'da iki tane bu kalitede poligon var. Ve onlardan bir tanesi de Ankara'daki fabrikamızda. Çok ciddi kalibrasyonları olan değişik çaplarda her türlü mermiyle atış yapılabilecek ve testlerin yapılabileceği bir laboratuvarımız da var poligon olarak. Bunu da belirtmek istedim. Peki o zaman son bir soruyu evet hayırla cevap verebilirsiniz İlker Bey. Bu biraz çok özel bir soru gibi olacak ama Temelli'deki fabrikanızın yanındaki komşunuz bir veri merkezi yapacak oraya, büyük bir operatörümüz. Oraya o işi için sizi çağırdılar mı? Biz onların geçen sene ve evvelki seneki yerleriyle ilgili de her türlü çalışma yapıp kendilerine vermiştik. Orası özelinde de bir ön görüşme yaptık, evet. Güzel. Peki. İlker Bey tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yavuzcuğum tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Aykut'cuğum, olacağı yok. Boğaz manzarasını konuşamıyoruz. Evet, Olcay'a selamlar. Selamlar buradan Olcay'a. Olcay'ı da özlüyoruz. Bu arada da güncel bilgi 23-24-25'inde tam kapanıyormuşuz. Murat Bey Ankara'dan bir basın kartı gönder bana ya. Çıkmam hemen lazım. Hemen. Hemen gönderebiliriz. Hiç sorun yok. Onu hallederiz. Çok teşekkür ediyorum Aykut'cuğum. Sana da tekrar bu akşam bizimle beraberdin. Musa
İki haftadır bizimle berabersin. Joker oldum. Ben evet öyle jokerim. Asil yapalım ya Musa abi. Asil yapalım. Alıştırız da asil yapalım. Asil yapalım artık bence de. Ben joker olarak kalayım arkadaşlar ya. Asil joker olsun. Evet, bir açık açık programın daha sonuna geldik. Bugün biraz süremiz de uzadı. Fakat internet altyapısında bir kesintimiz de oldu. Bundan dolayı da izleyicilerimize özür diliyoruz. Gerçi sizler biz program devam ederken hissetmedik ama bir kesintimiz oldu. Gittik geldik. Bunun için özür diliyoruz. 15 gün sonraki bir açık açık programda tekrar görüşemedik. Esenlikler diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyilikler ve güzellikler sizin olsun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.